23 Temmuz 2019, Manisa Soranlı Lütfiye Mahallesi'ndeyiz. Emin evet. Çetin. 2 yıldır rekor gelişim müşterimiz kendileri. Geçen sene bir miktar kullandılar karpuz tarlalarında. Bu sene bütün ürünlerde biber, karpuz vesaire diğer ürünlerinde kullandılar. Zeytin de kullandılar. Burada topi dediğimiz bir çeşit. Topa dediğimiz bir biber çeşidi. İhracata giden bir biber. 17 dekar bir bölümünde burada kullanıldı. Neler gördük? Şimdi geçen sene de kullandınız, bu sene de kullandınız. Malum bu yıl biraz iklimde zor gidiyor. Yağmurlar aynen. Dengesiz, hastalıklar çok, pürüz durumları çok. Kısaca bir özetleyelim. Topraktan başlayalım. Bitkimiz nasıl oldu? Verimlerimiz nasıl? Kalitemiz nasıl? Yıla göre diğer tarlalarla bir kıyaslayalım. Bu yıl zor bir yıl. Yani hava şartlarından ötürü herkes hastalıklarla boğuştu yani. Çünkü zamansız yağmurlar çok yağıyor. Aynen öyle. Bir sıcak bir soğuk. Bir serin bir sıcak oluyor. Biz bu toprağı tavuğunda işledik. İşledikten sonra damlamamızı çektikten sonra biberimizi ektik. 30 santimde bir. 30 santime bir. 30 santimde bir ektik. Sıra araları ne kadar geliyor? Sıra araları 80 santim. 80. Bunlar 30 santime bir. 30 santime 80. Evet. Dikildi. Dikildi. Sonra rekor gelişimi kullandık. Elle attırdım ben. El tarlaya attırdınız. Saçma yaptırmadım. Sıralara attınız. Attırdıktan sonra her yere mi attınız, sıraya mı attınız? Sıraların aralarına attırdım. Sıralara attınız. Sonra çapal attım. Sonra arkadan tabii bir damlamadan su verdim. O gübreyi de erittik. Rekor gelişimde güzel bir sonuç aldım yani. Güzel sonuç aldınız. Burada şimdi şöyle meyveyi gösterelim bir yakından. Yani bu nedir diyebilirler. Şöyle bir domatese topa benziyor biberi. Ama topa biberi bu. Domates biberi. Domates dedi, biberi de deniyor. Denebiliyor. Şöyle şuradan şöyle gösterelim. Şu şekilde üstte de şeyleri devam ediyor. Böyle şurada da bu şekil oluyor. Şimdi rekor gelişim biliyorsunuz bir toprak düzenleyici. Bir ilaç bir gübre değil. Evet. Yıl gereği de bu sene çok pürüz hastalığı var. Sizin tarlanızda da ufak tefek pürüzler görüyoruz. Korumanızı yapıyorsunuz ama az önce de konuştuk. Diğer üreticilerin aynı çeşit yapanlara göre ya da farklı biberlere göre nasıl durum şu anda? Ya tohur oranı biraz daha yüksek. Tohuru yüksek. Biber daha canlı. Hala biber daha canlı. Şöyle gösterelim. Ufak meyve. Bura ta başa kadar gidiyor. Devam ediyor yani. Şimdi şey anlamında. Boyutları aynı oluyor. Genelde standart tane boyutları oluyor. Evet. Şimdi bu sene yıla dayalı iklimin kötü olması birçok yerde biberlerin çökmesi, ufak aynen. kalması, tohurun az kalmasına sebebiyet verdi. Burada tabii biz bunu şöyle açıklıyoruz. Yani toprak ne kadar sağlıklı, kök ne kadar sağlıklı gelişirse hastalıklara karşı da bitkinin direnci artıyor. Aynen. Yoksa rekor gelişim bir ilaç değil. Burada aynen. bunun artısını görmüş oluyorsunuz. Burada nedir? Yıla dayalı oluşmuş olan, iklime dayalı bazı aksamaları ortadan kaldırmış oluyoruz. Var mı burada söylemek istediğiniz sulama ile ilgili özellikle verdiğiniz gübrenin çalışmasıyla alakalı bitki alabiliyor mu? Kök saçak durumu nedir? Gübre verdiğimiz gübreyi bu rekor gelişim daha iyi çalıştırıyor. Daha toprak iyi çalıştırıyor. Daha iyi alıyor. Sonra toprak daha nemalı duruyor. Nemli. Yani kabartıyor toprağı. Kabartıyor. Şöyle bir gösterelim şuradan. Şöyle yaklaşalım yavaşça. Şöyle aldığımız zaman zaten belli. Toprağınız hem toprak nemli dağılıyor. Hem kaba. Saçaklar hem zaten kaba yani. Görülüyor. Şöyle biberi de gösterelim şuradan. Şu şekilde görülüyor. Yani ben memnunum rekor gelişimden. Geçen sene karpuz tarlamda da kullandım. Bu sene de kullandım. Zeytin bahçeniz. Zeytinde kalibreyi hep aynı yapıyor taneleri. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani şimdi üretimlerde standart kalibre olması bir işçilik. Aynen. Standart zamanda gelmesi tek seferde toplanmayı beraberinde getiriyor. Bu da işçilik tasarrufu, işçilik kolaylığı sağlıyor. Tabii. Bu da çiftçimizin cebine giren bir artı ekstra kazanç. Verim aynen. ve kaliteyle birlikte. Aynen. Şimdi bölge anlamında bu bölgede dikilen bir biber. İnsanların üretip de ihracat yapan bir firmaya veriyorsunuz. Evet. Onların burada bir gözlemi var mı? Yani kendileri ya da sizin çalıştığınız mevcut ilaç gübre bayinizin bir burada gözlemi var mı? Sahada gözlem yapıyorlar mı bu yıl için? Ya tabii. Farklılık görüyorlar mı yerinizde? Farklılık tabii görüyorlar ya. Şimdi gelen geçen söylüyor yani. Ne diyorlar mesela? Ne gibi yorum yapabilirler? Ne kullandın, ne atıyorsun
Yani herkes şimdi, soruyor. Şimdi biz genel, de tabii ki söylüyoruz. Genel manada Manisa'da bağcılık hakim. Bağcılık çok yoğun. Bağın merkezi zaten Manisa. Ama tabii Manisa çok geniş bir alana sahip. Burada tarla bitkileri, bahçe bitkileri yani biberinden, domatesinden birçok ürün kapyasına kadar yetişiyor. Aynen. Ve bunun en sağlıklı yetişme şartları toprağımızın en kaliteli olduğu haldir. Rekor gelişim bunu sağlıyor. Sağlıyor. Rekor gelişimi gönül rahatlığıyla 2 yıldır kullanıyorsunuz. Kullanıyor. Müşterimizsiniz. Öncelikle Soranlı, Lütfiye, bu bölge, civar çevrelere ve Türkiye'deki bahçe bitkileri, tarla bitkileri üreten üreticilerimize önerir misiniz? Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Çünkü güzel bir gübre yani. Hem daha ekonomik, diğer gübreleri daha fazla atmıyoruz, daha az atıyoruz. Neden az atıyoruz peki? Ya neden az atıyoruz? Bu rekor gelişim gübresi diğer gübreleri daha iyi bitkinin alması... Bitkiye geçişini sağlayabiliyoruz. Geçişini sağlıyor. Kök saçağı sağlıklı ve dengeli tutabildiğimiz için. Tabii öbür gübreyi daha az kullanıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Rekor gelişim olarak da bahçenizi gezdirdiniz. Türkiye'deki üreticilerimiz izleyecekler. İnşallah onlar da sizi referans alıp kullanacaklar. Şöyle bakalım. İnşallah. Manisa'dan herkese selamlar gönderiyoruz. Yukarıdan bas. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.